Her gittiğim yerde görüyorum. Ne oldu ya, sizin Twitch'lerinde de film vardı. Twitch ne? Özgür Dünya mıydı, neydi? Ha, ben bilmiyorum ne oldu. Neyse. YouTuber'lar film çekmesin çekmesin dediler de ondan. Onlar ne yaptı diye merak ettim. Bir bakın ya, kaç izlenmiş. Box Office Türkiye'den. Dur bakayım, ben merak ettim madem öyle söyledin. bin seyirci olmuş. 19 bin kişi. Onlar da herhalde yanlış anladı, öyle gitti yani. 19 bin kişi ne gitti lan? Abi çok kötü bir projeydi ya. Ben çok iyi yorum yapmıyorum gençlerin yaptığı şeylerden. Ben yaparım abi. Kusura bakmasın. O kadar laf edip edip ya oynamayacaksın. Herkes kimi kastetti zaten. Enes dikti attı mesela bak. Kaç abi, mi şöyle. Ama şöyle, Enes'inki filmdi. Kötü de olsa en azından filmdi yani. Film deyince karşınca gidip aa dersin, bu film. O yüzden yani bu dünyada bizim büyük konuşmayacaksın. Bizim de çok uzun adili var böyle. Hayır abi bak, film çekersin. 4 sene sonra herkes büyüsün, bak, beraber bir şey yapalım. Hayır şu muhabbet olur. Sinemada beni izlesinler istiyorum sen mesela. Sen bir içerik üreticisin, tamam mı? Ben de bir içerik üreticisiyim. Sinemada bir içerik. Sinema apayrı bir şey değil. Yıllarca zaten millete bunu itelediler. Tamam, çok büyük bir şeymiş. Sinemada aslında bir bok yok. Yani bir kız manken diyor, orada oyuncu oluyor. Gıkı çıkmıyor milletin. Ben 1000 tane video çekmişim. Ben video çekince bu adamla amına koyduklarım oyuncu mu oldu diyor herif. O algı başka tabii. O algı başka. Ben bu algıya kızıyorum zaten. Sinema çok daha kötü bu arada Türkiye'de. O yüzden hani şey değil ya. İçerik üreticisi içerik üretecek abi. İster sinema olur, ister tiyatro olur. Tiyatro nah olur. Tiyatro ayrı bir kültür. Ona ben saygım sonsuz tabii, da. Tiyatro başka bir şey ya. Ama ben dedim hani sen içerik üreticisiyken başta içerik üreticisine bok atarsan sonra bir gün gelir cevabını böyle alırsın. Tabii bok atmayacağım bak. Şimdi ben bakıyorum mesela. Video koysalar daha çok izlenmiş yani. Abi yani ne bileyim, sevenleri de mi yokmuş? Niye 19 bin kişi? Gişe için film yapılınca kötü abi. Abi kötü değil. Medya yapımı, ay yapımı, ortaklaşa gibi. Ben sana için realitesini söyleyeyim. Enes, şu bu bilmem ne, herkes. Ben de dahil. Yarın biz de sinema filmi yapacağız. Ben de yaparım abi, yaparım bu yani. Bu sinema filmi vurgun işi aslında. Yani evet. Çok güzel bir film yap. Aynen öyle. 2 milyon kişiye, 1 milyon kişiye, yarım milyon kişiye izlet. Çok para kazan abi. Maliyetini kurtar, paranı kazan, ha, geçmiş olsun. Ne oluyor işte, atıyorum bir yayında 3-5 bin lira kazanıyorsan o filmde 500 bin lira kazanabiliyorsun, 1 milyon lira kazanabiliyorsun. Tabii. Yap abi. İşte Oğuzhan Uğur da yaptı mesela. Oğuzhan Uğur da yaptı. Çapını biliyor. Film maliyetini düşürdü. Abi yok. Düşük maliyetli, yani 250 bin kişi gitti herhalde. Düşük maliyetli bir film çektik. Kurtardı parasını. Ama onun kalitesine daha büyük bir şey yakışırdı bence. Ben beğeniyorum çünkü adamı. Ya ayrı konu. Ama hani vurgunsa vurgun. Yaptı geçti. Ya vurgun da denmez. Hani bir şey sunuyorsun, insanlar para ödeyip izliyor bunu. Ne kadar yani, alıcısı varsa o kadar izleyeni oluyor. Abi bu işler böyle. Yani benim tek derdim şey. Başkasına laf edip de yapıyor ya. Bana o gıcık etti. Ben abi. Mesela yani şöyle, YouTuber'lar kimseye laf etmem. Abi niye? Eleştirmem, sıkmam, sokmam. Ben oyunumu oynarım mesela. Abi oynasın, zaten şöyle bir şey var. YouTube zaten YouTuber diye bir şey yok. Twitch'te bir YouTuber'dır. Düşüyor abi videoları YouTube'a. Evet. Geçmiş olsun ya. O da içeri gireceğiz. Yani bir şey yok yani orada. Benim derdim o. Ben çok kızdım. İçimde kaldı. Hazır yeri gelmişken Twitch'te söyleyeyim dedim. Tamam, patladın reis. Eyvallah, yürü. Oğuzhan Uğur'u da bu arada normal bir pinçini koysa çok daha fazla izlenir diyenler oldu. Adam şimdi pinçin filmi geliyor diyor mesela. Abi şöyle bir şey bak. Çünkü daha komik, daha samimi. Yeni hani nesil. Biz hani millet vakti zaman 2000'ler taşak geçti ya böyle. O kadar akıllı ki. 2000'ler anasını siktik. Aldı götürdü zaten. İşte seçimlerde gördük zaten. Evet. Adamlar zaten abi sinema boş abi şimdi. Niye gideyim ki? Yaşlısı geliyor, bilmemesi geliyor. Niye gideyim? İki gün sonra düşecek diyor herif. Düşecek, haklı. Evinde rahat rahat izlemek var, durdurmak varken. Şey kültürü geldi abi, durduruyorum. Bir gün sonra tekrar geri kalanı izliyorum. Sabah izliyorum, akşam izliyorum. Öyle yani. Abi dişeye de güvenin kalmadı ki. Bir bakıyorsun ertesi gün Netflix'te çıkabiliyor gittiğim film. Zippo'yla ben oynuyorum ya. Zippo, ben sigara kullanırken çok oynardım. Bak mesela. Dur, olmadı. Bulmaya zor yaparsın. Ben bir tane şurada. Çalışman lazım. Ne o? O değil lan. Şu öyle aç işi. Ben ne yapıyorum, o ne yapıyor ya. Maraş dondurması gibi hareketler. Bak. Abi ilk çektiğin YouTube videondan bahsetmiştim bize. Aa, ben ilk çektiğim YouTube videosu anlattım ya burada, anlatmadım mı? Zip boyu çektim diye.
Burada değildi. Videoda mı anlattım lan? Bilmiyorum, bize otururken anlattım. Yani. Videoda da anlattım, video şeyde, videoyu çekerken anlattım. Benim ilk çektiğim video yurt kamerası. Afortek'te de böyle internet kafe kamerası vardı ya. Ooo yamulan. Yumurta böyle kaldı. O var. Sene 2005 Eskişehir'de Taş Köprü Öğrenci Apartmanı stadyumun yanında. Gecenin körü erkek yurdu. O zaman tabi seks meks hayatımız da yok. Öğrenciyiz böyle. Erkek yurdu ne olacak anasını satayım. Zippo sigara kullanıyorum. Zippo alıp incelemesini çekmiştim ben ama şey YouTube modu bilmiyordu. Öyle mal mal anlatıyorum işte. Evet arkadaşlar bugün size YouTube Zippo inceleyeceğim. İlk videomdur. 2005'te. 2005'te vizyon. Biliyoruz onu diyor işte. Ghost Gamer, selamlar Anus TV. V2 ve monitör aldım. Herkese tavsiye ediyorum. Bu fiyata böyle bilgisayar bulamazsınız asla diyor. Dilen abinin de kelinden öpüyorum. O ya. Şey mi? Şampuan dökülünce kayan giden kel senin kel mi ya? Abi bir şey söyleyeyim mi? O videoyu nereden gördüm ben. Adı ne onun? Bu videoyu gördüm. Bizim hadi, videoya aç. Girip baktım benim mi harbiden diye. Adı ne onun? YouTube'a yaz kel şampuan yaz çıkar. Kesin çıkar abi kel şampuan. Keywordler çok iyi. Evet valla. Abi adam YouTuber olduğu için çok iyi biliyorlar ya. Şeyler işte. Size bir şey izleteceğim sonra canlı yayınımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Herkes bir şey söyleyeyim ben Giren... bile tamam, müziği kapayalım. Ben bile girdim baktım ben miyim bu acaba diye ya. Bizim evrim videosuna baktım ben miyim bu diye. Şampuan da aşırı kalitesiz ama doldurma şampuan yani belli. Şey onun bana bir video var. Bu ben mi var acaba benim diye düşündüm ki maaş ve kredi kartı. Abi sen ne yersin bu arada? Ayıp olmasın söyle. Yok ya, ya saat 1 oldu yemin. Uyuyacak mı? Hı? Sızacak mı? Uyurum ya. Film bitti. Köfte sucuk karışık içine soğan, domates, hardal, ketçap, mayonez. Uykunu açmak için çabalar. Barbekü. Kim yok? Bilmiyorum şu an. Hiç Bursa'ya gelmeyi düşündün mü? Çok düşündüm. Niye? Bazen uzun uzun tavana bakar Bursa'ya gitmeyi düşündüm. Ben iki tane aptallık ben yaptım hayatım. Ben çok severim Bursa'yı bu arada. Pişman değilim pardon. İskender yemeğe gittik Bursa'ya. İskenderoğlu diye 3 tane. İskender'i icat eden herifin 3 oğlu var ya. Onların dükkanlarına gittik. Hayvan gibi güzeldi. Geçen oturuyorduk İzmir'e bir diğerine gittik. Durduk yere. İzmir'e otobüs yoktu. Uşağa gittik. Oradan gittik İzmir'e. Aktarmalı. Sadece midye çektik. Neredeydiniz ama? Nerede yiyorsun midye İzmir'de? Alsancak'ta neydi o? Şeyde. Neydi o? Videomuzdan görebilirler ya Red Bull videosunu. Ha Red Bull videosunu yedik. Bir sene önce yediğimiz yani. Yerden yedik gene. Red Bull videosu mu? Red Bull sponsor evet. Herhalde. Yo. Ver elimize gezdirelim. Ver ya. Alalım. Yabancı marka. Hazır bizde. Alalım istediğin zaman. Bunu Cihan görsün. Red Bull bu arada benle tanışacağın insan Ekin'dir. Ona ayrıca teşekkür ederim. Ben arkadaşımı tanıştırdım. Bugün V-Sonic varsa da onun sayesinde var. Bizim öyle ayrı bir arkadaşlığımız var. Öyle bir şey yok. Sadece gerekli insanlara gerekli kişilerin bağlantı kurmasını sağladım o kadar. Yoksa ben ne yapacak hali yok yani. Yayıncısın o kadar. Diren abi saç yaptırsana. Fırat, şey, Fırat abi yaptırdı. Abi çok kötü durmuyor mu bence? Hayır. Ya ben ama. Oğlum bak benim saçlarımı da bak, seviyor, beni de sevmiyor saçım var diye. Fırat abi yaklaşmış ama mesela aynısının bir benzeri daha var. Hugo'la. Ona yakışmamıştı. Bana da yakışmayacak %100. Abi siz konuşun orada ben. Bana da yakışmayacak abi %100. Ya niye belki yakışacak? Yok abi ya. Allah aşkına şu tipe bak. Buradan böyle bir de Brad Pitt gibi bol bol şey yapıyor. O nasıl oldu ya? Bir de Brad Pitt gibi bol bol yapıştırıyorlar ondan. Çok güzel olmuş ki Fırat'ın. İstemiyorum hiç. O fazla yapıştırdı. Sen yapsak sen de övünürsün saçlarına üşeniyorum. Bana çok... Ya bilmiyorum bana çok garip sevmem. Geldi ya. Çocuğun doğallığını almış gibi geldi. Evet ya öyle bir şey var. Şey yapsana ya cım. Açayım abi. Şurada. Yine Yugola'ya kayıyor diyorlar. Kıskanıyorum oğlum. Ne? Şey dediler mi? Neydi o? Başka bir arkadaşlar protez yaptırdığını söylemiştim daha önce. Öyle bir gönderlerde bulunmuştum. Tükürükle yapıştım. Abi keller birer birer aramızdan ayrılıyor. O güzel saç keller ekir. Atlarına binip saç gittiler. Ekir. Hayır abi istemiyorum ya. Çok kötü durmuyor. İstiklerle bir tur atarsın. İstiyor aslında. Saç ektin mi? Çok kötü durmuyor abi ya. Yerimsin abi kötü. Şöyle bir şey var. Böyle böyle böyle. Böyle. Şey gibi. Dişleri gibi. Abi ne olacak? 3 ay 4 ay öyle duracaksın. Bere tak. 3 ay 4 ay öyle duruyorsun. 3 ay 4 aydan sonra da sürekli uzatman gerekiyor. Ben kısa saç seviyordum ki normalde de. Ben bir üniversiteye ilk geçtiğimde çok saç uzatma meraklısı oldum. Taç falan takacak seviyeye geldim.
Ha bir ara ne modaydı? Ondan sonra ne gibi üç an duruyorum artık. Masadan birer birer ayrılıyorduk keller. Armadillo. Direncan niye herkese abi diyor? Ben de öyle ya. Yaşına küçük, 19 yaşına küçük. Cantay bana ulaşacak mı ulaşmadın diyor. Söylemeyeceğim Alihan. Gülsün bak gidiyor. Gitti. Tez chat. Nereden ulaşacakmışım ya? Bilmiyorum. Beysel Çeyin'den başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Umarım güzel aynı tadı ya. Yakalarım. Ben vallahi izlerim ya. Ben seviyorum abi. Ben aynı tadı yakalamayacak gibi düşünüyorum. Ben, eski, hani ben hep o karamsarlardım. Çok güzel yani. Hı? Ben hep izlerim arada. Ya. Ben çok seviyordum. Samimi bir karakter vardı televizyonda uzun zaman sonra. 13 kel bir masaya oturursa ilk kalkanın kişi saçı kel ekli... Nasıl ya? Tamam sonra aldım. Dank ettim. Neden? 13 kel bir masaya oturuyorsa diyor, ilk kalkan kişi kesin saç ettirmeyi diyoruz demiş. Aynen oğlum. Bari BKM mutfak. Dürür geldi. Bir tane mesaj gelmiş. Çok güzel hareketler bunlar. Telefonumu okuyorum. Abi şöyle bir durum var. YouTube'a ne kadar kazandırırsan o da aynı oranda öneriyor seni. Evet. Parasını zaten sürekli bağışlıyorsun. Daha fazla kitleye ulaşmak adına önemli seviliyorsunuz demiş. Selamlar gönder. Değil mi? Abdü söylüyor bunu. Evet. Evet doğru. Abdü ve Yasir söylemiş. Son akşam yemeği. Ki adamlar abi 6 ayda 3 milyon abone yaptılar. Yani inanılmaz bir... En çalışkan YouTuber kim? Bence şu an Abdü. Yasir'le Abdü. Adam. İkisi. Abisi kardeşi it gibi çalışıyor. Yani aynen öyle. Denize daldım, köpek balığı çıkarttım, onu yaptım, bunu yaptım. O kadar yok yani. Evet, bütün taktiğim çözüldü. Neymişler? Benim abim Anlos abi çok seviyor. Ekin abi glutensiz ürün satışı yaptım. Gerçekten yemek portföyünüz çok kısıtlı. Allah yardımcınız olsun. He. Yok ben şöyle... Sende bir ben şey var böyle. Gluten yani yemiyorum ama şey değil. Hani glutensiz besleniyorum değil. Ekmek yememişti. Bitti gitti ama. Başka bir şey yok yani. Bayağı kilo vermiştim ama. 10 kilo verdim. Yani öyle hani gluten olmamasına dikkat edin. Ben bir de şey artık gluten dışarı yemiyorum. Bir 15 dakika falan. Vermek istemez. Ekmek arası gluten söyle. Yemek sepetinde. Hayır senin maşallahın var. İyi vermişsin vallahi. Bak darısı benim başıma. Bunlar benim aldığım gömleklerim. Bak şimdi. İçine çekmiş Alnost. Normal Alnost. Olur mu? Olmadı. Spor da yapmıyorum zaten. İşte niye yapmıyorum? Kasa açtı Ekin abi diyor. Kasa açın abi. Açılıyor mu artık? Açarız kasa. Ne kasası açıyoruz? CSGO kasası. Bıçak var mı sende counter'da? Yok. Bir tane çıkartalım mı? Çıkarını gönderebiliyor musun? Tabii. 7 gün sonra. Nasıl 7 gün sonra? Ha, şey mi? Önden mi oluyor öyle? 7 gün sonra atabiliyorsun. İsterim ama. Tabii ki. Bak bir tane bıçağı kondum bugün. Ekin'e hediye bıçaklar verdik. Her YouTuber'a bir tane veriyoruz. Ama çok kaliteli bu ya. Bu Allah-u Ekber bıçağı zaten. Biraz çizmişim ben bıçağı. Bir vukuatlı çizikleri yok. Biraz vukuatlı oldu bizim videomuz. Ben bunu trende... Ya bilen var mı? Bir şey soruyorum. Hakikaten chat. Bir dakika. Ben bununla hızlı trene binebilir miyim yarın? Hani ilk seden geçince... Bunu paketleyeceğiz, hediye edeceğiz sana. Hadi bir tane açalım ya. Şeyden mi açıyorsun? Steam'den mi açıyorsun? Açalım abi bir dakika. Ben sana bir tane kasa açtayım dur. Buradan bıçağı çıkartıp tarihe geçeriz bu arada yan yanayken. Öyle söyleyeyim sana. Ben de o şans... Ya sen nasıl ne kadar şanslıysan ben de o kadar şanssızımdır. Oradan ne tür bir şey yapalım. Ben ultra şanslıyım ya. Ne tür bir şey... Bu bıçak ne? Kancalı bıçak. Yayına gidiyor mu şu an bu video? Yok. Şimdi satacağız. Ondan sonra açacağız. Böyle ufak bir heyecan olacak. Tamam ben bu bıçaktan sevmiyorum. Güzelliğiymiş bu. Sevmedin mi? Bıçak satacaktık. Adam beğenmedi. Ben hayır. Bak, dur şey bıçağın alayım. Tipini beğenmedim. O zaman AK-47 geliyor. Evet. Şu sweet'i çıkar artık reis diyor. Bu arada şöyle beni her şeyle aynı zaman aynı görüyorlar ya. Ben mesela bende bundan iki tane var. Öyle söyleyeyim. Ben ikizler burcuyum. Bir şeyi böyle çok seversem iki tane alıyorum. Hep onları yiyorum. Hadi ya. Takıntım var öyle. Eyvallah. Bıç bıç bıç. 24, 28. Selam. Abi sen bir ara evliydin ne oldu? Evliyim hala evliyim. Krallar. Video
yayında Tağ'da oradan dinleyebilirsiniz. Valla anlattım ya hikayeyi. Tekrar anlatasım yok o yüzden. Yanlış anlamayın. Yayın kaydı var abi. Oradan izlermiş. Ha, seninkiler bıç 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 yazmaya başlıyor. Ben mevzuyu var ya o kadar uykusuzum ki. Sen kaçta geldin sabah? Abi sabah şöyle oldu. Otobüs rötar yaptı. Uyuyamadım ben sinirden. Dellendim. Uyumadım öyle geldim. Alttan bir ayaktayım. Mod düşük evet. Hakikaten pilim bitiyor. Çünkü ben bir de video çektik ya çok konuştuk. Oo. Bir de bütün gün çok konuştum. Ben Eskişehir'e geldim arkadaşımla görüştüm burada falan. Artık böyle beyin böyle kendini kapatmaya çalışıyor. Hani yeter artık siktir git diyor. Giren bir ayar çek ya. Ekin abi XR videonu izledim. XR aldım. O kadar etkileyici yaptın ki XR hemen aldım. XR evet de yani. Neden XR söyler misin bana? Almışsın ama geçmiş olsun. Söylemeyeceğim. Kendim bul. Hayır, XR'ın sıkıntısı mı? Yok bir sıkıntısı yok. Ben diyor ki en azından. İyi telefon almışsın. Pişman olmasın. Z kuşağını nasıl görüyorsun? İşte Z kuşağını nasıl görmek benim haddime değil. Ben de Z kuşağıyım ki. Z kuşağı mıyım ben? Neyim? Z kuşağı. 90'dan mı Z kuşağı oluyor? Z kuşağı. XYZ. Ben de işte evet. 87'liyim yani. Zaten Z kuşağıyım yani. Tanım yok çok. O yüzden 90'dan sonrasını saymıyor sosyal medya. Çok özgürlükçü. Bence iyi bir kuşak. Tabii canım sen. Bu arada ilk böyle bir sonra kendinden küçük kuşaktan nefret etmek ne zaman başlamış biliyor musun tarihte? 95 mi? Sümerlerden. Kendileri böyle yazılar yazmışlar. Şimdiki gençler çok saygısız falan filan diye böyle. Ta Sümerlerden. Sümerler. Sümerlerden yakınmaya mı başlamış? Sümerler yakınmaya başlamış ilk böyle. yeni nesil çok dalayarak falan. Bu ne amına koyayım? Lan ne buldun da ne istiyorsun hani? Bir alfabeyi buldun. Allahsız. O yüzden hani tarih boyunca olan bir şey. Herkes bir sonra önceki nesile bok atar ama emin olun şu an en doğru şeyi Z kuşağı biliyor. Abi o zaman bize kasa kap diye bir şey var. Şimdi kasa açacağız beraber. Hı-hı. Sen ve ben. Ben bıçağımı isterim yalnız ha. Hangimizin daha şanslı olduğunu göreceğiz. Ben bıçağımı isterim arkadaşlar. Bıçak senin. Counter'a yeniden başladım. O physically bıçak. Biz şimdi dijital dünyada 3000 dolarlık, 2000 dolarlık. Sen bana bıçak vermişsin Counter'ı ilk başta hatırlıyor musun? Doğrudur ben. Ben onu kardeşime mi verdim? Birine verdim. Çok istedi. Al dedim. Sonra pişman oldum ha. Niantro oynadın sonra. Yani ne böyle. PUBG başladım. Nasıl oynamayayım al dedim. Ben ne olacak bıçak. İstediğim bıçak olsun. Yok şöyle yok. Sonra Counter'a geri başladım. Sonra bıçak yok. Bıçak çekmeye utanıyorum. Şimdi bugün onu çıkartacağız. Tamam. Ya sen ya ben. Tamamdır. Ortaya bir şeyler koyalım ama. Köpek balıklarını hiç mi yemedin? Ne koyuyordu ortaya? Abi sen söyle işte bir şeyler koyalım. Yani %50 şans. Flip coin yazı tura gibi düşün. Ya sen ya ben birimiz bir şey kazanacak bugün. Mesela en son ben televizyon kazandım. Ama şey kaybettim. Red Bull'un bir tane oyuncağı vardı ya böyle Pac-Man oynuyorsun. Onu kaybettim. Var mı yanında bir şey emanet? Yanında yok ki. Yani şöyle düşün. Hepsi laptopum falan var yani. Laptop ama pahalı. Masaüstü koysak. Kaç para laptop? Ya şöyle pahalı. İçindeki bilgilerle beraber pahalı. Burada YouTube access, Facebook access, Twitch, Instagram. Hep şey ya. Siber güvenlik muhabbeti var ya. Yani 500 bin dolarlık mesela anlaşmanın bilgileri var şu an içinde. Hayır 500 bin dolarlık şöyle gizlilik anlaşması. Tamam. Yani sızarsa 500 bin dolar bana giriyor. 500 bin dolar ödeyemeyiz abi. Ödeyemeyiz işte o yüzden. Toplansak belki. Ne yapalım adını koy sonra ödeşiriz. Tamam ne koyalım çözeriz lan. Bu şekilde. Ben bilemiyorum abi. iPhone X olmaz. iPhone X. Siz bulun. Kaç bin kişi var? Siz bulun. Hatıra Dragon Lore. Bu Dragon Lore mu bu? O Dragon Lore'un şeyi. Hatıra evet. Versiyonu. Ha. Şuralardan hatıra alıyor. Bunlar tutuklu olun. Ama olmaz o adamın yani. Sakal kesme olmaz abi. Boka benzeriz. Benzen kestim. Oha kesti lan. Sen taşı ver bana. Abi. Ben o taşı şuraya koyarım Ekin. Onu vermem. Kanal kapanır. Ben de büyük bir şey koyacağım. Başka taş bulayım ben sana. O taş ya. Karı taşı. Olayı o. Herkesin milyonların gördüğü taş. Onu vermem. Ben de çok kıymetli bir şey koyacağım ama. Onu veremem. Kol saati. O da ekipman ki oğlum benim. O şey demirbaş yani o. Değişmez ama bir şeyine girebiliriz.
Saç kesme olmaz. Beyler kaliteli bir şey bulunla girelim hadi ya. Çok eğlenceli olacak oğlum. Bak bak. Kuduracağız bak. Bak kasa kapının hangi evresinde şu an etrafı kesti gördün mü? Neler var ne burada? Kaparım. Ne olabilirim diye. Aa bak şu var. Ha, bu var. Çok istiyorsan kablosuz. Wireless kulaklık abi. Bugün istiyorsan. Bir şeyler oldu videomuzda. Evet bugün. Arkadaşlar bana bir kulaklık yollarsanız çok istiyorsan. MSI sponsorluğumuz gitti bu arada haberiniz olsun. MSI küstü. O nasıl abi o? Bak ben bunu direncana yaptırdım. Bir tane lazerle yazan abimiz vardı. Bak, abi çocuk. Bak ben sana olayı anlatıyordum. Tamam bak. Şu kısmı yaptırdım diyor. Tamam mı? Baktım çok güzel oluyor. Ben bunu nasıl bok ederim dedim diyor. Üstüne rap yazdım. Rap mi? Allah aşkına var mı böyle bir şey? Arkasına, Ankara pavyon. Arkasına da sonra bıyıklı fotoğrafımı koymuş. Güzel. Şuna bak ya. Dur bir şey bulamadım ya. Baktım çok güzel oluyor. Kıskandım üstüne rap abi, yazdım. Mesela Assassin's Creed var. Arkada bir sürü şey var. Powerbank var mesela verebileceğim. İlaçlarım var bir de. Başka bir bok yok. İlaç olmaz. Abi o bak telefon kılıfı için olan güzelmiş de. Ona telefon lazım. Dur adam nasıl geziyor bak beyler. Gösterdik gösterdik. Abi şöyle bir şey var telefonun arkasında. Device var böyle bir alet var. Üzerindeki kıyafeti aldı bak olabilir. Olmaz. Bu güzel yani, kaliteli bir şey. Evimize gelen misafire mont vermek zorunda kalırız. Ne buluruz ya? Sen al kodları da hadi girelim. Nedir ya? Yaz. Acilde. Ben yazayım. Senin yazdığını biliyor musun şu anda? Evet. Özel uyarı çıkıyor. Kırmızı alarm tuşu var. Ekibe yemek... YouTube kanalına iddia girilir mi abi? Ben orada çeksem, o burada çekse olur mu? Zaten şöyle YouTube ikimizi de kapatır. Yasak şey, değil mi? Yasak. Twitch'te de yasak. Satamıyorsun kanalını. TikTok çekme cezalı diye bir şey var bizde ama. Böyle prestijini çekmek ister misin? Kimin kocası bu falan mı gibi? Ya bu yaşa kadar... Ya da 32 yaşında beyler. Daha prestijli kaliteli bir iddia verir misiniz? Hakikaten öyle olsun. Yemeğin olsun hadi. Abi yemek ama şey biraz. Şu an burada görmeleri lazım. Telefon olmaz. Telefon olmaz oğlum. Abi bütün bilgiler telefonu. Telefonsuz mu gideyim?